Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla toplantısı devam ediyor. Çıkan notlara baktığımız zaman okumak istiyorum şöyle. Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda 4. çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. Bu görünüm bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyon üzerinde tutma kararlarımıza birlikte yorumlanmalı der Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dünkü açıklamalara baktığımız zaman orada TL'de bir değer kaybı vardı. An itibariyle bir miktar toparlıyor ama dünün hala üzerindeyiz. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Merkez Bankası Başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü kaldırırsak maliyet enflasyonunun da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %65 artışla 16,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Mehmet Muş, yıllıklandırılmış ihracatın 193,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre katma değer vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV %18 yerine %8 olarak devam edecek. Avrupa Birliği çok uluslu şirketlerin vergi şeffaflığı konusunda anlaşmaya vardı. Yeni yasaya göre ardı arda 2 yıl içinde 750 milyon eurodan fazla ciroya sahip olan çok uluslu şirketler AB üye ülkelerinde ve AB ile ilgili vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkelerde kar, vergi ve çalışan sayısını beyan etmek zorunda kalacak. 11 üyeli Trans-Pasifik Ortaklığı İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasına katılımı için müzakerelere başlıyor. 2018 yılında kurulan ortaklık küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %13'ünü oluşturuyor ve üye ülkeler arasında ekonomik bütünlüğü geliştirmeyi sağlıyor. Hızlıca Londra'ya gidelim. Temsilcimiz Ceren Dilekçi bizi bekliyor. Dün öne çıkan manşetlerden biri İngiltere'de Covid'den sıfır can kaybı. Dilerim bütün ülkelere ve ülkemize de aynı manşetler gelir. Diğer notlarda neler var Ceren? Evet Cumhur, İngiltere'de pandemi başlangıcından bu yana hiç can kaybı yaşanmadı ilk kez. Aslında Nisan başında İngiltere'de vaka sayısı 3000'in altına gerilemişti. Fakat son 5-6 güne baktığımız zaman vaka sayısının yeniden 3000'in üzerine çıkması, özellikle Hindistan varyantının hızla yayılması endişeleri arttırmıştı. Bugün baktığımızda 21 Haziran'da özellikle tüm sektörlerin açılması, yani İngiltere'nin tam olarak normalleşme planlarının ertelenmeyebileceği haberleri basında yer almaya başladı. Sterlin dolar paritesine etkisine bakacak olursak, dün sterlin dolar paritesi 3 yılın zirvesinden gerilemeye başlamıştı. Bugün geri çekilme devam ediyor. Sterlin dolar karşısında sınırlı bir düşüşte 1.41.15 seviyesine işlem görüyor. Aynı şekilde euro dolar karşısında geri çekiliyor. Euro dolar paritesine baktığımız zaman 1.21.82 seviyesine işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bugünün önemli manşetlerinden biri de Trans-Pasifik Ortaklığı'nın İngiltere ile görüşmelere başlayacağını açıklamış olması. İngiltere'nin geçtiğimiz sene Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Şubat ayında Trans-Pasifik Ortaklığı Paktı'na başvurusu söz konusu olmuştu ve ardından üye ülkelerden yapılan açıklamalarda İngiltere'nin başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını, bunun bölgeyi güçlendireceğine dikkat çekmişlerdi. Özellikle bölgede serbest ticaretin artması bekleniyor ve ekonomik bütünleşmenin Asya Pasifik'in ötesine taşınması hedeflenmekte. Üye ülkelerle İngiltere arasındaki görüşmeler, yani yatırım kuralları görüşmeleri için bir çalışma grubu oluşturulacak. Fakat İngiltere'nin üyelik sürecinin önümüzdeki seneyi bulabileceği ifade edilmekte. Bununla beraber İngiltere'de son dönemde enflasyonist baskılar artıyor. Son gelen veriye baktığımızda İngiltere'de konut fiyatları 2014 yılından bu yana ilk kez çift taneli büyüme kaydetti. Ve İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramsden The Guardian'a yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde enflasyonist baskıların artmakta olduğunu, hem konut verisini hem de diğer göstergeleri yakından izlediklerini söyledi. Fakat talebin arzın önüne geçme riskiyle karşı karşıya olunduğunu ve bu nedenle
enflasyonist baskılarının daha geniş bir çerçeveye yayılma riskinin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Fakat kesinlikle bu karşı koyacağımız bir şey açıklamasını yaptı. Zaten geçtiğimiz haftalarda da İngiltere Merkez Bankası'nda politika yapıcılar 2022 başında faiz artırımının artık baz senaryoları olduğunu dile getirmişlerdi Cumhur. Son olarak Avrupa borsalarındaki fiyatlamaya bakacak olursak bugün Avrupa endekslerinde dün yaşanan rekorların ardından yatağa yakın hareketler söz konusu. Ceren, teşekkür ediyorum aktarımı notlu için. Dolar TL an itibariyle 8.60'ın altında, gidelim bunu Arzu Toktay'a soralım Norsiyem'den. Arzu, merhaba, sen de hoş geldin yayına. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerle ilgili açıklamalarını, diğer konularla ilgili açıklamalarını takip ettik. Az evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısından notları da aktarmaya çalıştık. Piyasadaki fiyatlamaları da lütfen sen bizim için de değerlendir. Teşekkürler Cumhur. Evet, haftaya başlarken hem küresel piyasalarda risk alma eğilimi hem de gelişen ülke piyasalarına ilginin devam ediyor oluşu ile bu haftanın kapanışında özellikle 8.40 lira altında fiyatlamalarla dolar Türk lirası paritesinde bir miktar geri çekilme eğiliminin olabileceğini düşünüyorduk. Ancak dün gelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz indiriminin gerekliliğini işaret eden açıklamalarının ardından erken bir faiz indirimi olabilir endişesi piyasa fiyatlamalarını Asya seansından başlayarak yansıdı diyebiliriz. Burada kurda tabii 8.80 yükselişi ve ardından bir geri çekilme var. Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla bir miktar yumuşama olsa da önümüzdeki süreçte en azından Haziran ayı toplantısına kadar, biraz da yazılı metni ve kararı görünceye kadar piyasalarda tereddütlü fiyatlamalar devam edebilir. Çünkü mevcut koşullar içerisinde hem içeride pandemi koşullarının getirdiği bir fiyat baskısı var, hem dışarıda emtia fiyatlarında yükseliş var ve yaz aylarında geri çekilmesini beklediğimiz enflasyonist eğilim belki de yılın üçüncü çeyreğine kadar istenilen ölçüde bir geri çekilmeyi işaret etmeyebilir ve hatta bazı yabancı kurumların %19 politika faizinin yeterli olmayacağı, bir miktar daha sıkılaştırılmaya gidilmesi gerektiği yönünde görüşleri olduğunu da biliyoruz. Bu ortam içerisinde Merkez Bankası toplantısına kadar her ne kadar daha ılımlı fiyatlamalar olsa da arada Türk lirasının değer kazanımı sınırlı olacak gibi görünüyor. Yine de 8.50 altındaki fiyatlamalara geçebilirsek eğer, biraz daha normalleşme ile aşağı geri çekilmeler olabilir, aşağı düşüşler olabilir. Tabii BIST 100 tarafında da dün 1430 hareketinin kalıcı olmadığını ve bu açıklamalar ardından bankacılık sektörüne bir miktar satışlar geldiğini ve endeks genelinde bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada da 1410 önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor kısa vadede. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması durumunda biraz daha satıcıların kontrolüne geçen bir piyasa görünümü görebiliriz. Kısaca bugün itibariyle yükselen kısa ve uzun vadeli tahvil faiz oranları, kurdaki yükseliş, TL'nin değer kaybı ve BIST 100'deki limitli geri çekilmeyle TL cinsi varlıklar erken bir faiz indiriminden negatif etkilenmiş görünüyor. Arada gelen açıklamalar önemli olacak. Ama tabii bu dalgalanmaların yatırımcının piyasaya olan ilgisini de zayıflattığını ayrıca eklemek gerekiyor. Arzu, çok teşekkür ediyorum sana aktarım notları için. Akıllı paranın içerisinde Merkez Bankası'ndan çıkan notları bolca değerlendireceğim ama gündemi azıcık değiştirelim ve Ataköy Marina Mega Yat Limanı'na gidelim. Burak Karagöz konuğuyla birlikte orada. Burak, salgın sektörü nasıl etkilemiş? Bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorlar? Hızlıca sözü sana bırakayım. Cumhur, teşekkürler. Şimdi hava bugün biraz keyifsiz ama Marina'dayız. Çok da keyifli bir fuardayız. Avrasya Boat Show kapılarını ziyaretçilerine dün itibariyle açtı. Minik bir not iletmek istiyorum izleyicilere. Takip etmek isteyenler için pazar günü yasaklar olduğu için bir gün daha uzatıldı. Pazartesi akşamına kadar isteyenler denizde, burada yüzden fazla deniz aracını gelip görebilirler. Çünkü çok keyifli bir fuar. Yanımda Yusuf Yılmaz var. Safdar Marina Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi Yusuf Bey, fiyatlara şöyle bir baktım ben yayına girmeden önce. 7 bin liraya da var, 18 milyon liraya da var. Şimdi neler var, niye fiyatlar böyle? Şimdi şöyle, denizi sevdikten sonra herkese, her bütçeye göre gerçekten bir deniz aracı var. Sizin de telefonda şimdi söylediğiniz gibi 7 bin liraya da bir tekne alabilir, 18 milyon liraya da alabilir. Yeter ki denize çıkmak istesin. Şu anda bu fuar bunun için bir fırsat. Uzun bir kapanma süreci oldu. Bu pandemiden sonra açık havadaki ilk fuarımız. Gerçekten tüm tedbirler alınmış açık alanda.
Bu şekilde geldiklerinde istedikleri bir ürün bulacaklarına eminim ben. Şimdi Yusuf Bey, bir taraftan pandemi süreci devam ediyor. Geçen seneden beri bununla da yaşıyoruz. Tabii böyle dönemlerde özellikle teknelere olan ilgi daha da arttı. Bu ilgi fiyatları nasıl etkiledi? Siparişleri nasıl etkiledi? Çünkü siz eski bir üreticisiniz. Evet. Şimdi şöyle, gerçekten biz çok eski bir üreticiyiz. Ve bu yıl olduğu kadar hiçbir taleple, yani bu kadar çok bir taleple karşılaşmadık. Bunda pandeminin çok büyük etkisi oldu. Yani bireysel ailecek tatil yapma biraz ön plana çıktı. Bununla alakalı işte konaklama ya da tatil yerlerinde kapalı olması tekneciliği çok hızlandırdı. Ama fiyatların artması, talebin çok artmasından değil, yine pandemi sürecine bağlı olarak ham madde üreticilerinin üretim kapasitelerinin yarıdan da aşağı düşmesinden kaynaklanan ciddi bir ham madde artışı oldu. Yani döviz bazında neredeyse %100'lere yaklaşan bir ham madde artışı oldu. Fiyatlar bu yüzden biraz pahalandı. Yani maliyetlere yansıdı diyorsunuz bu. Yüzde kaç arttı peki ortalama? Şimdi şöyle, ham madde kısmı %100'e yakın arttığı zaman tabii teknedeki tüm gider ham madde değil. Ortalama %40 ile 60 arası bir pahalılık oluştu. Peki şu anda en çok kimler ilgi gösteriyor teknelere? Aslında iki kesim var. Bir tanesi, ben bir şekilde denizde olmam lazım. Ya balıkçılık yapmak için, ya böyle biraz eğlenmek. Bir de ailesi ufak bir tatil yaptırayım diye. Bir de durumu mesela diyelim ki oldukça iyi. Ben ultra bir yaşam yaşamak istiyorum. Bunu da ancak denizde yapabilirim. Bireysel, işte insanlardan uzak, tüm dostlarımı ağırlayabileceğim bir mega hayat almak istiyorum diyorum. İnsanlar var. Bu iki kitle de şu anda bu fuarda. Yan yanalar yani. Yusuf Bey, o zaman ben şunu sormak isterim size. Ben geldim, öyle ultra yat falan alacak param yok. Normal bir tekne alayım ama deniz keyfinde yaşayayım. Bana ne kadara mal olur motoru, teknesi, bağlaması? Şimdi ortalama konuşmak gerekirse ufak bir kamerası olan bir tekne, işte bir ailenin birkaç gece konaklayabileceği, bunun da motoruyla beraber 100 bin lirayla 200 bin lira arası bir fiyata alım maliyeti olur size. Bunu da İstanbul şartlarında bir marinaya bağlamak aylık 1000 lira civarında bir bedeli var. Yani yıllık 12 bin lira gibi. Bunun içerisinde tabii ki palamar hizmetleri, elektrik ve su hizmetleri de var. Tabii ki marinaya bağladığınız zaman bir yaşam, bir konfor satın almış oluyorsunuz. Ki bu fuarda bir marinada bunu gelip görebilirler, nasıl bağlanıyor, nasıl yapılıyor diye. Burada temsilcileri de var. Biz de yardımcı oluruz. Çok mu diyeceksiniz? Asla değil yani. Asla değil yani. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Evet, Cumhur beyefendi de anlattı. Eğer 100 bin lira varsa bir tekne alıp marinaya bağlayabiliyorsun. Aylık kirası da 1000 lira. Eğer alırsan ben de senin teknene binmek isterim diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Dönünce bu işi bir konuşalım Burak diyeyim. Ben de buradan direkt telefon hattımızda Bürümcekçi Araştırma Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi olacak. Haluk Bey, merhaba, hoş geldiniz yine. Az evvel toplantı bitti, sıcağı sıcağına katılıyorsunuz, görüşlerinizi paylaşacaksınız ama çok detay sormayacağım. Bugün ana gündemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem para politikası ile ilgili faiz indirim sürecine ne zaman başlar, ne zaman başlayabilir ile ilgili konu vardı. Sizin aldığınız izlenimler neydi sunumdan? Evet, bu konu tabii dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında daha öne çıkmıştı. Aslında bunun öncesinde de piyasada erken indirim beklentileri zaman zaman güçleniyor, zaman zaman verilen mesajlara göre öteleniyordu. Dünkü açıklamalar sonrası bu beklenti güçlenmişti ama bugün başkanın yatırım toplantısındaki açıklamalarında, kendi açılış konuşmasında piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor dedi. Buna karşılık enflasyon tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda veya 4. çeyreğin başında olabileceğini öngördüklerini söyledi. Dolayısıyla belki Haziran ayı için zaten faizin sabit kalması ihtimali çok yüksek duruyor ama piyasada enflasyondaki düşüşle beraber, ki Merkez Bankası'nın öngörüsü geçerli olursa son çeyreğe doğru indirim olabileceği beklentisi yine devam edecektir diye düşünüyorum. Bu toplantıda ana mesajlar bunlardı. Bunun dışında da kredilerdeki, özellikle tüketici kredilerindeki yavaşlamadan
memnuniyetini iletti Merkez Bankası. Bunun olumlu etkilerini enflasyon üzerinde görüleceğinden söyledi. Büyümede de ılımlı bir daha ılımlı bir seyirin ikinci çeyrekten itibaren gözlendiğini belirtti. Haluk Gülenekçi, çok teşekkür ediyorum katıldığınız bu notları bizlerle paylaştınız. Şimdi buradan bir Frankfurt'a gidelim, dijital parayı konuşalım. Tekrar döneceğiz Merkez Bankası'na. Alexander Weber hattımızda olacak, Bloomberg muhabiri. Dijital paraları son dönem içerisinde Çin, Rusya, Fed bunlar arka arka gelmeye başladı. Ne anlam ifade ediyor? Hi Alexander, welcome on show. Programımıza hoş geldiniz. Bazı haberlerin geldiğini duyuyoruz Çin tarafından, Rusya'dan ve Fed'de aynı zamanda dijital para birimi hakkında yorumlar yapıyor. Dijital para birimleri gelecekten ifade edecek. Merhabalar, evet. Dijital ödemeler kesinlikle paranın geleceği ve bankalar için de Merkez Bankaları da bunun bir parçası olmak istiyor. İşte tam olarak bu yüzden birçok Merkez Bankası kendi dijital para birimini geliştirmeye çalışıyor. Şöyle düşünüyorlar, dünya nakit paradan uzaklaşıyor ve vatandaşları özel şirketleri tercih edecekler diye bu ödemeleri yapabilmek için online bir şekilde vatandaşlarının kendi para birimlerini kullanmasını istedikleri için bu tarz bir şey geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü dünya nakitten uzaklaşıyor. En büyük ödeme sistemi olmayabilir dijital taraf, ancak bunun bir parçası olacağı kesin. Gela bu dijital para birimleri nasıl işe yarayacak, nasıl çalışacak bütün dünyada? Bakın, hala çok fazla açık soru var, cevaplanması gereken soru var ortada. Projelerin çoğu hala araştırma aşamasında devam ediyor. Teknik sorular var cevaplanması gereken. Bir tanesi mesela birlikte nasıl çalışacakları, merkez bankalarının diğerleriyle karar vermesi gerekecek. Oturup mesela yabancılar o paraya sahip olabilecek mi, olmayacak mı? Bunun kararının verilmesi gerekir. Ancak bu kontrol edilmezse negatif sonuçlar doğurabilir. Küresel anlamda ne olacak bilinmiyor. Aslında merkez bankalarının kesinlikle birbirleriyle koordineli çalışması gerekecek bu tarafta. Ancak hala erken safhalardayız. Bu sorular sadece soruluyor ve bunların gelecekte kesinlikle cevaplanması gerekecek. Peki, hala son sorum da şu. Alexander Weber olarak şunu size sormak isterim. Avantajlar ve dezavantajlar nedir? Her zaman tabii ki neye kullandığınıza bağlı, ancak potansiyel olarak bu ödemelerin çok hızlı ve ucuz olacağını söyleyebilirim. Bu bir faydadır. Banka transferleri için de tabii ki herkese açık olacak. Nüfusun azınlığının banka hesabı olmasa bile mesela. Ama dezavantajlardan bahsedecek olursak, ortada bir risk de var. Kriz dönemlerinde bir sorun yaşanabilir. Banka bütün parayı geri çekebilir ve dijital para birimine yatırım yapılabilir ve bu da biraz daha bankacılık sisteminin istikrarını bozacak bir hamle olabilir. O yüzden bir güvenlik ağı gerekiyor. Dediğim gibi bu tarz soruların kesinlikle ve kesinlikle cevaplanması gerek. Bugün bize katıldığınız için ve bunu tarih bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın Alexander Weber. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili bir telefon bağlantısı daha gerçekleştirelim. Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol telefon attığımızda. Serdar, merhaba, sen de hoş geldin yayına. Merkez Bankası'nın bugünkü sunumundan, başkanın, başkan yardımcılarının, araştırma bölümünün size aktarmış olduğu bilgilerden, önümüzdeki dönemki para politikası ile ilgili sen nasıl ipuçları çıkarttın? Soru cevap kısmında genelde odak nokta neydi? Merhaba Cumhur. Buradaki odak noktası benim gözümde geçmiş toplantılara ve açıklamalara göre 3. çeyrek sonu 4. çeyrek başına buradaki enflasyonda aşağı yönde harekete ve faiz tarafında burada verilecek bir tepkinin daha ön planda olacağına dair net bir vurgu. Beraberinde erken faiz indirimi beklenmemesi gerektiğine dair net bir vurgu güçlü şekilde verildi. Burada soru cevap bölümünde özellikle erken daha sınırlı seviyede bir faiz indirimi olur mu gibi sorulara bu tarz tercihlerin çok ön planda olmadığı, standart kendi planlarının devam edeceğini söylediler. Bu anlamda bir, emtia tarafında yukarı yönde hareketler, iki, aşağı yönde baktığımızda
talebin biraz daralıyor olması ve bu yöndeki beklentilerin daha da güçlenerek sürecek olması yıl sonu enflasyon beklentilerinde henüz bir sapma ya da bir risk olduğu anlamında ciddi bir gösterge oluşturmamışa benziyor. Bu bir dengelenme yaratıyor. Bu ay için yarın açıklanacak enflasyonda yıllık enflasyonda bir miktar aşağı yönlü hareket bekliyorlar. Bu da aylık olarak 1.3-1.4'ler seviyesinde bir enflasyon gibi gözüküyor şu an için. Haziran ayında tekrar biraz yukarı yönde açılmanın getirdiği etkilerle sanırım enflasyonda yükseliş bekliyorlar. Sanırım Haziran-Temmuz gibi peak noktayı görüp ondan sonrasında da aşağı yönde harekete başlayacak bir enflasyon öngörüleri var şu an için. Serdar Şanal, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun bu notlar için. Akıllı Para'nın ilk bölümü oldukça hızlı, detaylı geçti bol bağlantıyla. Kısa bir ara verelim, aranın ardından Baki Atılal'la bütün bunları tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün Akıllı Para'nın bir diğer konuğu A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal olacak. Baki, merhaba, hoş geldin yayına. Merhaba Cumhur, hoş bulduk. Abi şimdi sana şunu sormak istiyorum. 1400-1450 aralığında patinaj çekiyor Borsa İstanbul 100 Endeks. Tabii ki hisse bazlı hareketler var ama sence riskler hangi yöne doğru gidiyor? Hangi senaryo gerçekleşirse, mesela 1450'nin üzerine kırılıp böyle zirveye doğru bir atak görürüz ya da 1400 kırılırsa ortalamalara doğru yakın sarız. Dünkü kur atağına baktığımızda bu sabah itibariyle bir geri çekilme var mı? Dünkü yüksek seviyelerden sonra var. Peki endekste bakıyoruz, ne kadar neredeyse artıya geçecek. Yani 1430 puan seviyesinde. Dolayısıyla 1400 altına inme niyeti olmayan bir endekste karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hem faiz tarafı yukarı gidiyor hem kur tarafı yukarı gidiyor ama endeks tarafında da bir güçlenme var. Dolayısıyla ben yukarı yönlü hareketin 1400'ün kolay kolay kalacağını tahmin etmiyorum. Ekstra yurt içinde bir gelişme olmadığı takdirde. Ve piyasanın güçlü kalmasını bekliyorum. Yani şu anda bir zayıflıktan bahsedemiyoruz. Mesela bugün baktığımızda herkes daha fazla bir düşüş bekliyordu. Ama yabancının olmamasının da bunda büyük payı var. Şimdi bakıyorsun, bankacılık sektöründe bir satış var. Tamam, anlaşılır. Diğer taraftan havayolu şirketi, petrokimya sektörü, enerji sektörüyle ilgili açıklamalar yapacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Enerji sektöründe hareketlilik var. Dolayısıyla bunlar da endeksi yukarıda tutuyor. Ters bir şey olduğunda da başka endekste ağırlığı olan hisselerle yukarıda tutuluyor. Dolayısıyla net olarak söyleyebileceğimiz 1400'ün altı burada kolay kolay gözükmeyecek. Ama senin dediğin gibi patinaj var. Bir 1465'i geçemiyoruz. Onu geçmemiz için faiz tarafında bir rahatlama olması gerekiyor. Onda da biraz önce Merkez Bankası Bankası'nın yaptığı yatırımcı sunumunda rahat bir şekilde gördüm ben kendilerini ve diyor ki sıkı enflasyona odaklı politika devam edecek. Hikayede ne var? Gerçekleşmiş ve beklenen enflasyon üzerinde politika faizi olacak. Bu da kuru biraz aşağıya çekiyor. Yani bu da inkar etmemek lazım. Şimdi böyle baktığın zaman yukarı yönlü benim ikili ilişkiler, Amerika ile ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile ikili ilişkileri güçlendirmem ve işte görünürdeki sorunları hafifletmem lazım ki bu taraftaki hareketin yukarı yönde kırılımını görelim. Yoksa hem FED tarafından hem de enflasyon tarafından baskı altında duruyorum. Onunla beraber kur tarafından baskı altında duruyorum. Ama gidebileceğim, yerli yatırımcının gidebileceği pek bir enstrüman da kalmadı. Mesela dün itibariyle eğer mevduata stopaj avantajı kesilmiş olsaydı orada bir işin rengi biraz değişebilirdi ama devam ettiğini gördük. Dolayısıyla oradaki para akışı da bu tarafa gelmeyecek. Şimdi böyle olunca da kendine bir denge arıyor. Yurt dışına yönelik bir akım arıyor ama o akımı da şu kompozisyonda pek bulamadık. Bu patinaj bence bu ay içerisinde de mevcut şekilde devam edecekmiş gibi gözüküyor maalesef. Peki şimdi açılma hangi sektörleri olumlu etkileyecek? Bunlarla ilgili olarak böyle bir çıkarttığınız radar listenizde neler var? Bir de ulaştırma tarafına, mesela bugünkü puan bazlı katkılara baktığım zaman Türk Hava Yolları'nı görüyorum yukarıda, yukarı çekiyor. Dolayısıyla buradaki değerlemeler, yani yatırımcı bu konuyla ilgili olarak mevcut koşullar altında işte Türk Hava Yolları'nı, Pegasus'u ya da TAV'ı aldığı zaman mevcut değerlemelerle ne kadarlık bir potansiyele sahip sizin gözünüzde? Şöyle baktığımızda piyasa açılacak, ekonomi açılacak, çarklar dönecek. Bu aşı konusunda da zaten biz de hızlanmaya başlıyoruz. 50 yaş altına da hatta 49 lira da artık aşı sıraları gelmeye başladı. Bu işi görüntü ihtimali Haziran sonuna kadar ülke nüfusunun ciddi oranında bir aşılamayla karşı karşıya kalacağız. Bu ne yapacak bize zaten? Rusya ne dedi? Temmuz ayı itibariyle, yuvarlak söylüyorum, Temmuz ayı itibariyle Türkiye'ye uçuşlar gelecek.
Okullar zaten 2 Temmuz'da kapanıyor. Dolayısıyla tatil sezonunu, yerli tatil sezonunu Temmuz ayına aktarmış olduk. Bu kapsamda da baktığımda havacılık sektörü, turizm sektörü, bununla beraber uzaktan çalışma artık yaygın bir hale geliyor. Bilişim sektörü tarafında, ekipmanlar, satanlar tarafında ve tedarik zinciri tarafında, telekom tarafında özellikle bir toparlanma olmasını görmemiz net bir şekilde bizim beklentimiz dahilinde. Diğer tarafta otomotiv tarafında Avrupa Birliği'nin geçen seneki zayıflığının atmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu sene ciddi bir ivme bekliyorlar. Dolayısıyla o tarafa da bir kayış olacaktır. Bu üç segment, ama zaten emtia ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Petrokimya ve emtia tarafında, demir çelik tarafındakiler güç talep, güçlü büyüme eşittir. Bu hisselerin yukarı yönüne hareketi. Dolayısıyla 5 sektör üzerindeki hareketlilik bizim endeksi de yukarı arttırır. Ama dediğim gibi kur tarafı, faiz tarafı biraz baskılıyor. Bu sefer de tekil hareketlerle yukarı yönlü hareket arıyoruz. Dolayısıyla bence önemli olan, her zaman söylediğim bir şey var, endeks değil. Sizin elinizdeki hisse senedinin yukarı yönlü potansiyelinin ne olduğu ve o hareketi yapıp yapmadığı ne olduğu da o kadar artık önemli değil. Çünkü potansiyeli çok yüksek ama o primi bir türlü gerçekleştirmemiş hisse senetlerinde de ben fazla süre duraksamanın pek şu ortamda pek akıl kârı olduğunu düşünmüyorum. Trend ne tarafaysa, işte trend benim en büyük dostum deriz ya, şu anda temel varsayımlarda da para akışının olduğu hisselerde öneri hissenizin içinde varsa o tarafa yönelmeniz lazım. Yoksa bekleme süreci burada size bekleme tarafı biraz fırsat maliyeti olarak yükseltecektir elinizdeki hisse senedinin tutma süresini. Şimdi tabii ben Türk Hava Yolları'ndan sohbeti açtım ama bugün puan bazlı endekse katkı yapanlara baktığım zaman Tüpraş, Sasa, Petkim, evet, Enerjisa, Esen, Zoren, İpek Enerji, Aksen diye uzuyor. Bunların ortak noktası nedir? Arkasındaki fiyat hareketi sence hani ne kadar temel nedenlerle bağdaşıyor? Yani şöyle söyleyeyim, enerji tarafı temel nedenlerle bağdaşmıyor. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, işte Cuma günü için bir müjdeli haber verecek enerji sektörünün hareketi de ona bağlıyorsun. Mesela geçtiğimiz günlerde de Kanal İstanbul'da ilgili hareket, Kanal İstanbul'da ilgili açıklama vardı. Orada ne oldu? Emlak ve çimento tarafında hareket oldu ama ertesi gün onu tekrardan iade ettiler. Çünkü temel varsayım üzerine dayanmıyor bu tamamıyla. Konuşma ona karşılık bir ikilem. Benzerini enerjide de gördük daha önce. Kaynak rezervlerle ilgili miktar geldiğinde de gördük. Hatta rezervler söylenenler, sevilen burada tırnak içerisinde dedikodudan düşük gelince de rezervi beğenmedik ve satışla fiyatlamaya yaptık. Bunların hiçbir temel gerekçeye dayanmıyordu. Benzer şekilde mevcut içerisinde bulunduğumuz durumda. Ama enerji tarafı değil de demir çelik tarafına baktığımızda, işte Çin'in geçtiğimiz haftalarda, hatta geçen hafta başında bir çelik tarafında, alüminyum, emtia tarafında, bakır tarafında bir şey vardı, bir çıkışı vardı. Bu fiyatlar makul diye spekülasyon ve stokçuluğa karşı sıfır tolerans göstereceğim. Ne oldu? 2 gün yatıştı ama dünyada büyüme beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor net bir şekilde. Dolayısıyla emtia ihracatçısı da ithalatçısı da bu emtiayı almak zorunda. Çünkü çarklar dönmeye başlıyor. Tekrardan o fiyatlar yukarı yönlü revize olmaya başlayınca bizde de benzer etkiyi net bir şekilde görüyoruz. Bunun devamı olacak mı? Şimdi bakıyorsun navlunda ciddi sıkıntı var. Yani gemi bulamıyorsunuz, navlun fiyatları artıyor. Amerika açıldı sayılır. Avrupa açılıyor. Çin zaten açıktı. Şimdi bir Hindistan vardı, varyansı vardı. Hindistan tarafındaki o varyans da hafiften kontrol altına alınmaya başlandı. Dolayısıyla onda da bir gelişme olacaktır. Büyüme de destek oluyor ama diğer taraftan sıkıntımız ne? Enflasyon. Yani Çin'deki emtia talebi üzerindeki hareketlilik, PMI tarafındaki canlılık doğal olarak da bize de, bizim gibi ülkelere, bütün dünyaya da üfe üzerinden tüketici enflasyonunun yukarı yönde kalmasını sağlayacak. Bu olduğunda da hepimizin gözü bu ayki FED toplantısında, bakalım varlık alımını azaltmayı düşünüyorlar mı? Kaç kişi daha konuşacak? Bu sebebi olacak. Kısmı odaklandığı zaman da gene sana enflasyondan yararlanacak olan emtia üreticisi ya da satıcısı şirketleri seçmen gerekiyor. Şimdi baktığımızda da zaten bugün özelinde de denk geldiler. Bunlar da ilk 5 içerisinde yer alıyorlar. Yani tercih yaparken büyüme odaklı ama döviz bazlı. Yani büyüme ve döviz bazlı ikisi bir arada olması gerekiyor. Havacılık sektörü özelinde sen anladığını sormak istiyorsun. O gayet güzel bir şekilde büyüme tandansı da olacak. Uçuşlar hep dediğimiz bir şey vardır. Havada uçması gerekiyor uçağın kar yazması için. Bunu bazı şirketler ne yaptılar?
tedarik zincirini güçlendirerek dengelemeye çalıştılar. Ama limanlar açıldığı takdirde, kargo taşımacılığının daha güçlü olmaya başladığı takdirde orada da bir dengeleme olacaktır ama işte o tarafa vuran darbe de kurdaki yüksek seviye oluyor. İşte bazıları döviz bazlı bilanço açıklıyor ama genel olarak baktığında orada bir EBITDAR var. Ve o EBITDAR kısmını güçlendirmek lazım ama pek onu güçlendiremiyoruz. Dolayısıyla sıkıntı bizim için havayolu sektöründe orada oluyor ve çarpan olarak da baktığında bunu ağırlıklı olarak kimler alıyordu? Yabancılar alıyor. Şu anda yabancı takas oranında son derece düşük olduğundan dolayı yerlinin hem bankacılık sektörünü götürecek, hem havacılık sektörünü götürecek, hem de enerji sektörünü götürecek likidasyonu maalesef yok. Çünkü halka arzlarda ciddi miktarda likidasyon da çekiliyor. Dolayısıyla süreç ne oluyor? 2 günlük yükseliş hareketi, 3 günlük yükseliş hareketi. Biz de bu dönemde diyoruz ki taktiksel olarak alsat yaparsanız elinizdeki hisseyi kaptırmamak takdirde sizin için daha avantajlı olabilir. Çünkü yani beklemediğimiz saatlerde de gelişmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu sefer ne oluyor? Senin maliyetin artıyor. Bu maliyeti de minimum seviyede tutmak için bence taktiksel davranmak şu dönemde en akıllı yatırım olacaktır diye düşünüyorum. Peki risksiz faiz oranı konusunda %19'lara yakınsadık ama sizin çalıştığınız oranlar şu anda nedir? Oradaki iyimser bakmak isterim orada. 14 kullanıyoruz. Ama yavaş 15-16 bandına da çekeceğiz. Soruyu şöyle sorayım o zaman. Bir saniye. Bir şey soracağım. %14'ü %15'e ya da %16'ya yükselttiğin zaman değerlemelerden aşağıya ne kadar gelirsiniz? Yani bununla ilgili o esasında merak ettiğim konu o. Ya endeks değeri üzerinden soruyorsun anladığım kadarıyla. Şimdi endeksteki eğer 16 kullanırsan buradaki yükseliş potansiyeli aşağı yukarı %15-16 bandında kalıyor ki mevduat getirisi şu anda daha fazla olur stopaj avantajıyla beraber. O yüzden endeks üzeri değil hisse üzeri gitmek şu dönemde biraz daha mantıklı olacaktır. Hele bilhassa eğer FED bir tapering yaparsa bizim tahvil faizleri böyle kalırsa onu daha yukarı yönlü revize etmek gerekecek. Şimdi sen de gayet iyi biliyorsun. Yani bilançolar geldi ama endeks revizasyonları gelmedi. Çünkü 10 yıllık tahvil faizinin buraya mı oturacak, bunun 2 puan altını mı alacağız ya, 16 bandında bir şey mi kullanacağız kısmı tamamen soru işaretinde kalıyor. Ama ne oluyorsun? Orta dönemde doygunlaşacak diye 15-16 bandı sanki yakın sanacak gibi gözüküyor ama orada da dediğim gibi ciddi endeks üzerine baktığımızda mevduatın altında bir getiriyle karşı karşıya kalma ihtimali son derece yüksek. Karlılıklar ciddi oranda artmadığı takdirde yani mevcut çünkü konuştuğumuz şirketlerle de yani bu sene ciro üzerinden diye karlılığı korumaya çalışacağız yönünde bir yaklaşım var. Kredi mekanizmasına bakıyorsun orayı da soğutmaya çalışıyoruz. İş ihracat tarafta büyümeye kalıyor. Öyle olunca da endeksteki hisse sayısı zaten orada son derece sınırlı. Yani birebir direkt ihracat ve döviz yapanlar sınırlı. Onların da yatırımları var. Dolayısıyla endeksteki potansiyel maalesef şu ortamda eğer 16 bazında alırsan mevduatın altında kalır getirin. Baki Atılay çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Yeniden görüşmek üzere diyorum. Akıllı paraya şimdi bir ara daha verelim. Akıllı Paranın son bölümünde Londra'ya gidelim. Aberdeen Standard Kıdemli Yatırım Müdürü James Etty bizimle olacak. Hi James. Merhaba James, programımıza hoş geldiniz. Haziran'ın ana teması dolar endeksi için ne olacak? Olası senaryolar nedir? 10 yıllıkların getirisi için tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından. Merhaba, iyi günler diliyorum. Evet, dolara baktığımız zaman çok önemli bir teknik seviyede 12 aylık düşüşlerini yaşıyor ve baktığımız zaman algı hala düşeceği yönünde, doların düşmesi bekleniyor ancak pozisyonlar da aynı şekilde her iki yönde de risk olduğunu söyleyebilirim. Bir şekilde dolar değer kazanabilir ancak çok fazla negatiflik olduğunu düşünüyorum ben. Dünyanın rezerv para birimi söz konusu olduğunda ve çok fazla kısa pozisyon var. ABD büyümesi de en güçlülerden bir tanesi olacak gelişmiş dünyada ve
ve Fed de yine önümüzdeki 6 ayda şahin bir tutum sergileyecek Avrupa Merkez Bankası ile kıyaslandığında. Mesela 10 yıllıklara bakalım ya da genel olarak faizlerden bahsedecek olursak, burada karmaşık bir konjonktür var. Yukarı yönlü sürprizler büyüme ve enflasyon tarafında, özellikle de istihdam verisine baktığımız zaman daha fazla getiri eğrisinin orta vadesini etkileyebilir. Mesela 5 yıllıkları etkileyebilir. Onun altında performans gösterdiğini görebiliriz. Ki yine bir kez daha doları destekleyebilir ve karşı rüzgar oluşturabilir riskli varlıklar için. 10 yıllıkların da çok fazla satışının önüne geçebilir. Bir kez daha 10 yıllıklarda satış olmazsa yine işte dediğim gibi yatay bir getiri eğrisi görebiliriz. IIF Mayıs verisine göre Latin Amerika ülkeleri bir şekilde sermaye girişi elde etti hisse tarafından, tahvil tarafından. Asya'dan ziyade ya da gelişen piyasaların diğerlerinden ziyade neden Latin Amerika ülkeleri bu tarz bir girişe sahip oldu? Birkaç sebebi olduğu fikrindeyim. Asya pandemi sonrası toparlanmanın tam ortasındaydı. Ve aslında Latin Amerika ülkelerinin daha fazla Covid'i vardı. Asya tarafında biraz daha fazla ihracat yapılıyordu. İmalat orada iyiydi. Ve çok fazla aslında pandemi öncesi ve sonrasında orada üretilen mallar için çok fazla talep vardı. Ve Asya tarafında zaten hali hazırda çok iyi haberler duyduk. Latin Amerika tarafında çok geri kaldı. Asya'ya göre kıyaslandığı zaman Latin Amerika şu an daha ucuz. Yine aynı şekilde Avrupa ve ABD faizlerinde de gördüğümüz üzere bir şekilde yakalamaya çalışılıyor. Çin ve Asya genel olarak ve ABD'de yeniden fiyatlama konusunun, tahvil faizlerinin yeniden fiyatlanması konusunun liderliği ilerletiyor. Hisse piyasalarında da aynı şekilde yeniden fiyatlama var. Ve Latin Amerika biraz daha yavaş açıldı. Aşılaması yavaştı. Şimdi bu bir fırsat olarak görülüyor yakalama trade için. O yüzden Latin Amerika en fazla şu an ucuz görünen yerlerden bir tanesi ve daha da iyi bir şekilde bu noktadan sonrası için daha iyi bir büyüme hikayesi bize sunacak. Pekala, son sorum da şu. SQV Endeks'ine baktığımız zaman neredeyse en yüksek seviyelerine çıkmış durumda son 2-3 yıla kıyaslandığında. Herhangi bir şekilde spesifik bir derin volatilite, oynaklık bekler misiniz yazarlarında? Zor bir soru sordunuz. Elbette merkez bankaları politikasının tutuşu çok önemli. Eskiden son 10 yılda alışık olduğumuz şey için çok önemliydi ki bu oynaklığı azaltan bir şey zaten. Merkez bankalarının tutumları oynaklığı azaltıyordu. Farklı yatırım şekilleri, farklı yatırım ürünleri var. O taraflardan, bu ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz. Oynaklık olduğu zaman satış yapıp çok fazla kar elde edebilirdiniz. Portföyünüze farklı bir strateji ekleyebilirsiniz. Ancak tabii öyle bir noktaya geliyoruz ki zımni oynaklıkta asimetrik oluyor. Ve tek gidebileceği yer yukarı olur. Yazarları aslında baktığımız zaman benim tam da bir breakout beklediğim zaman, ancak şu an son 12-18 aya baktığımız zaman anormal zamanlardan geçiyoruz. Normal mevsimsel paternler görmeyi bekleyemeyiz. Dediğim gibi bu ortam çok farklı artık. Herhangi bir şey söylemek, tahminde bulunmak çok zor. Hisse piyasası oynaklığı artacaktır hisse fiyatları düşerken. Ve hisseler de şu an inanılmaz derecede zengin, aşırı değerlemiş görülüyor. Çünkü çok iyi bir, olumlu bir büyüme hikayesi var. Şayet düşük oynaklık görürsem ben çok şaşıracağım, dediğim gibi. Sadece bu yaz sakinliğini görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Bugün bize katıldığınız için ve bu detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın James Hattie. Ben teşekkür ederim. Araştırma masasına dönelim. Kutay Korap olacak. Kutay, sana sadece 1,5 dakikam kaldı, söz sende. Evet, şimdi baktığımızda Commerzbank tarafından bugün MTL'lara dair teknik seviyeler paylaşılmış. Biz burada biraz daha o zaman bugün ağırlığımızı altın tarafına verelim. Özellikle altın cephesinde baktığımızda son dönemde portföylerde risk noktasında biraz daha altının tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. Özellikle burada ülkelerdeki bütçe açıklarındaki artış, hisse senetlerinin ulaştığı değerlemedeki seviyeler ve aynı zamanda enflasyon baskılarından ötürü temel anlamda
altına yönelik talebin biraz daha arttığını görüyoruz ki net uzun pozisyonlara baktığımızda burada ciddi bir şekilde de yılbaşından bu yana artışın sürdüğünü görmekteyiz. Peki burada işin hangi seviyeden alınır satılır veya teknik tarafına bakanlar için Commerzbank'ın paylaşmış olduğu bu sabahki raporun detaylarını biraz daha irdelemeye çalışalım. Dün ons altın tarafında 1916 dolar seviyeleri test edildi ve işin teknik boyutunda RSI 9 bölgesine baktığımızda 70 seviyesinin üzerindeydi. Bu 70 seviyesinin üzeri daha önceki baktığımızda ons altının 1950 doları test ettiği dönemlerdeydi. Yani burada RSI tarafında bir uyumsuzluk olduğu raporun içerisinde yer aldığını hatırlatalım. Genel trendde yükseliş kanalının devam ettiği ve bu kanalın alt destek seviyesinin ise burada daha önce test edilen baktığımızda işte 1680 seviyelerinden gelen yükseliş kanalının alt destek seviyelerinin biraz daha 1700'lü bölgelerde 1800'lü bölgelerde kurşulandığı paylaşılmış ve aynı zamanda uzun vadede baktığımızda Commerzbank tarafından ons altın için beklentilerinin long yani boğa veya uzun yönlü tutumlarının korunduğunu görmekteyiz. Gümüş için bakarsak 27 dolar 60 sent burada destek seviyeleri, direnç seviyelerine bakarsak burada da 28 dolar 70 sent olarak karşımıza geldiğini hatırlatalım. Haftalık görünümde hem ons altın hem de ons gümüş tarafında aşağı yönlü bir ivme olabileceğini fakat aylık görünümlerde ise yukarı yönlü trendin devam etmesini beklediklerini paylaşmışlar. Kutay çok teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Son bir haberle devam edelim. Akıllı parayı böyle noktadan BloombergET.com'a Jim O'Neill konuştu. BRICS isminin mimarı diyelim. Önemli değerlendirmeler yaptı. Onun akıllı paraya veda edelim. Türkiye'nin yatırımda bir cazibesi var ama Türkiye'nin yarattığı değeri koruyabilmesini ve enflasyon ya da Türk lirasındaki değer kaybından dolayı bu değerin erimesini engelleyebilecek politika değişikliklerini yapacağını düşünebilmek iyi olurdu. Bu sözler, küresel ekonomi literatürüne bridge kavramını getiren finans dünyasının duayen ismi Jim O'Neill'a ait. BloombergET.com'a konuşan Jim O'Neill, küresel finans alanındaki gelişmelerin Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. Jim O'Neill, Türkiye'deki siyasi iktidarın Merkez Bankası ile kurduğu ilişkilerin ülkeye fazladan risk primi yükü getirdiğini belirtti. O'Neill, ne zaman beklenmeyen olumsuz bir gelişme olacağını bilemiyorsunuz. Türkiye'deki iktidarın sürdürülebilir ekonomik temellere sahip olunmadığı müddetçe bu tarz müdahalelerde bulunmaması gerektiğini şimdiye kadar fark etmesi gerekirdi, dedi. Jim O'Neill'a göre Türkiye'nin Fed'in olası varlık alımı azaltımından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olma ihtimali çok yüksek. Bunun nedeni ise Türkiye'nin tasarruf yapamadığı için küresel tasarruflara bağımlı olması. Jim O'Neill, Fed politika yapıcılarından varlık alımının azaltılacağına dair sinyaller alırsa, Amerikan hazine tahvil faizinde yeniden bir yükseliş göreceğiz ve bu da Türkiye'de dahil olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkeye zarar verecektir, dedi.